Ziliyet ve omuriliği göreceğiz. Bunların arasındaki farklar çok bariz. İkiniz rahat olsun ama çok karıştırılabiliyor. Biz stili devam eden süreçler için kullanıyoruz. Yani her neyse konuşma anında devam ediyor. Bakın bugün devam ediyor demiyorum. Konuşmanın olduğu anda iki kişi konuşurken ve o cümle söylenirken o sürecin devam etmesi gerekiyor. Stil genellikle cümlenin ortasında yer alır ve sonrasında fiil takip eder stili. Bazen de edecektir. Görelim. Do you still live with your parents? Halen ailenle mi yaşıyorsun? Süreç devam ediyor mu? Still cümlenin ortasında mı ve fiilden önce mi? Doğru. Is it still raining? Halen yağıyor mu? Dışarı bakıyor çünkü şu anda. We will still be on holiday. Bunu mesela bir tarih için söyleyebilir. Der ki önümüzdeki hafta bugün ne yapıyorsun? Halen tatilde olacağız. Geleceğe yönelik de kullanılabiliyor. Yet biraz daha farklı stilden. Bir kere soru ya da olumsuz cümleler için kullanılır. Olmuş ya da olması beklenen şeyler için kullanıyoruz genelde ve genellikle present perfect ile kullanılıyor. Zaten yeti ve by kelimelerini çok hatırlayacaksınız ve pasif voice'lere present perfect'lerde. Haven't they paid yet? Hem olumsuz hem soru cümlesi. Ahmet hasn't met with her yet. Henüz onunla karşılaşmadı. Have you fixed your fixed the car yet? Arabayı bahsettiğimiz arabayı tamir ettin mi? Already ise beklenenden önce olmuş şeyler için, genelde de şaşırma için kullanılabilir. Present ya da past perfect gelir duruma göre ve cümlenin ortasında ya da sonunda olur. The car is okay. I have already fixed it. Ben zaten yapmıştım. Yani sen şu anda bir soru soruyorsun ama ben zaten daha önce yapmıştım. Have you already met? Daha önce karşılaştınız mı? Ben sizi şu an tanıştıracaktım. Benim beklediğimden önce olmuş demek ki olay. Ya da şu şekilde görürsünüz. It's 10 o'clock. Saate bakıyor ve şaşırıyor. Already olmuş mu ya? Yani şimdi saat onu bulmuş mu? Bu amaçla da kullanılabiliyor. Dolayısıyla artık still yet ve already'yi bu kurallara göre takip ederek daha az karıştırırsınız.